Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size klasik bir kesim yapacağım. Yanları böyle birle alacağız. İşte iki ile hafif bir kat. Kat verdikten sonra da üstleri biraz toparlayacağız. Ve tıraşımız bitecek. Tabii bu esnada benden siz makasla izleri silme videosu istiyorsunuz sürekli. Şimdi bu seferkinde birle alıp makasla izleri kaybedeceğim. Haberiniz olsun. Makasla ayarlayacağım yani. Makinayla değil. Şimdi şöyle bir numarayla yanları alalım. Bu arada benim izlemeye de devam edin. Oradan da vazgeçmeyin. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı da unutmayın gençler. Yorum da yapabilirsiniz. Bakın şimdi bizim bu arkadaşımızın burası, burada bomberik var. Hatta şöyle, buraları biraz fazla bırakıyoruz. Normalde saç kesiyorsanız da bu tarz bir saç, bunlara dikkat edin. Buraları fazla yukarı çıkmayın. Şu noktadan bu kadar almakla biz işimizi görürüz. Şöyle bir numarayla buraları alıyoruz. Normalde ben bunu buradaki izleri makinayla kaybediyorum. Ama siz benden hep makasla iz silme diye yazdığınız için bu sefer makasla halledeceğim. Bakın bu izlerin hepsini az sonra makasla kaybedeceğim size. Madem ki makas işinde zorlanıyorsunuz. Şimdi gençler, ilk önce şu bölüm var ya, fazla çıkmadan bakın yatay şekilde bunların hepsi çıkıyor zaten. Tara yukarı doğru kaldırarak bakın bu pozisyonda böyle yaparak bu izleri kaybedeceğiz şimdi. Bakın gördüğünüz gibi ince ince kaybolmaya başladı. Makasla tarak kombinasyonunu şu şekilde yapacaksınız. Kaldırarak böyle. Bakın gördünüz mü? Ondan sonra bu tarafa şu altı böyle alarak yukarı doğru çıkıyorsunuz. Hafiften kat veriyorsunuz. En dipleri makasın ucuyla tara hafif kaldırarak şöyle alarak gördüğünüz gibi. Ondan sonra tekrar bu taraf böyle gelerek yukarı doğru diagonal bir şekilde bu pozisyonda yukarı doğru kaldırarak buradaki izleri siliyorsunuz. Ben bunu size sıfır kesim saçta da yaparım. Merak etmeyin. Burada da yukarı kaldırarak bu şekilde. Alıyorsunuz. Şimdi gelelim buralara. Buraya fazla girmeden dipten. Gördüğünüz gibi. Tekrar aynı sistem. Yukarı çok fazla kaldırmadan. Buralara geldik. Burayı böyle inceden şöyle yaparak fazlalığı alıyorsunuz. Aynısını buraya da yaparak bakın iyice tarağı dayıyoruz. Yukarı doğru hafif kavis veriyoruz. Gördüğünüz gibi oradaki iz kayboldu. Burasına da hafif bir iki makas atarak burayı dolu bırakıyoruz. Dolgun. Aynı sistem tekrar buraya. Böyle alarak yukarı doğru kaldırarak
uçlarını alarak burayı kaybediyoruz. Gördüğünüz gibi gençler, aldık. Gördünüz mü izler nasıl kayboluyor makasla? Makasla iz silme tekniği böyle. Bu tabii saçın ne kadar ince oluşuna da bağlı. Ne kadar sıfırladığınıza bağlı. Mesela çok sıfırladığınız bir saçı bu şekilde imkanı yok, bu tarakla imkanı yok yapamazsınız. İnce tarakla kullanıp öyle izi sileceksiniz. Gördüğünüz gibi bakın buradan da girerek yukarı doğru kaldırarak böyle keserek buradaki izleri yavaş yavaş siliyoruz. Makasla iz silme tekniği de herhalde bu videomda artık öğrenirsiniz gibime geliyor. Buraları da böyle kısaltarak yukarı doğru alıyoruz. Tekrar bu sistem, şurayı görelim. Bakın gördüğünüz gibi makasla iz silme tekniği böyle oluyor gençler. Adem şurayı açar mısın gülüm? Abi nasıl? Hayır hayır, televizyonu değil. Kapıyı, yoksa az sonra bayılacağız biz bu içeride, öleceğiz yani. Sıcaktan gebereceğiz. Televizyonu boş ver oğlum. Evet gençler, gördüğünüz gibi makasla iz silme tekniği böyle. Şimdi kanki yanları iyi değil mi? İşte gördüğünüz gibi mesela saç çok siyah beyaz olduğu için böyle iz gibi gösterebilir. Aslında saçta iz yok. Saçlar çok siyah ve beyaz. Renk değişikliği olduğu zaman bu tarzda gösterebilir. Onu baştan söyleyeyim. Bunu ben bir de size siyah saçta göstereceğim. Şimdi gelelim, biraz da üstleri kısaltalım. Adem suyu versene. Sağ ol gülüm. Evet, şimdi de biraz üstleri toparladık mı? Bizim buradaki işimiz bitiyor arkadaşlar. Mesela tarak üstü, üstler nasıl alınıyor diyorsunuz? Şu şekilde. Makasla tarak bu pozisyonda giderek şöyle uçtan uçtan, çok kısaltacaksınız da biraz daha dipten girmek zorundasınız. Ona göre kesimi yapıyorsunuz. Tekrar gelelim. Makası ve tara deriden çok fazla kaldırmamaya özen gösterin. Bu pozisyonda böyle yavaş yavaş en arkaya doğru gidiyorsunuz. Böyle köşelerden de alarak buralardaki fazlalığı da kaçırmadan şöyle uçlarını alarak saçın üst bölümünde böylece kısaltmış oluyoruz. Çok fazla kısaltmayacağız saçı. Murat'ım iyi mi böyle? Bence iyi oldu. Şimdi bir de önleri alacağız gençler. Hafiften böyle bir uçlarını toparlamak amacıyla.
Öyle keserek önlerde aldığımız zaman tıraşımız bitiyor. Evet arkadaşlar, makasla yanlarda iç silme ve üstlerdeki tarık üstü kesim böyle yapılıyor. Ben bunu size daha farklı siyah saçlı hatta sıfırlama yapıp öyle de çekeceğim. Ondan da yana hiçbir sıkıntınız olmasın. Saçımızın modeli hem böyle klasik hem de böyle. Evet Murat Bey, YouTube seyircilerimize bir şey söylemek ister misin? Hepsine sevgiler, saygılar. Allah'a emanet olun. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Ha bir bak bak kanka, fotoğraf çekecek galiba. Tamamdır.